Zuhruf suresindeyiz. Sureti Zuhruf. Gördüğünüz gibi Kur'an'da normal musaf dizilişine göre 43. suredir. Ama biz nüzul sırasına göre takip ettiğimiz için biraz daha ileride. Şimdi Zuhruf, surenin ismi bu. Zuhruf. Zuhruf. Altın, zenginlik, gümüş, para cinsinden olan şeyler demek. Zuhruf. İleride bir ayette geçecek. 33, 34, 35. ayetlerde. Müşriklerin evlerini, kanepelerini, evlerinin iç donanımlarını, dışını, çardaklarını falan böyle altına, süse, zenginliğe boğmak anlamında zuhruf kelimesi kullanılır. Bu nedenle sureye bu isim olmuş. Surenin ismi aslında muhtevasıyla da bağlantılıdır. Zuhruf normal bir zenginlik değil, aşırı zenginlik anlamına geliyor. Bir ortalama zenginlik var. Bir de aşırı zenginlik. Lüks içinde yaşamak, lükse boğulmak. Öyle ki işte muslukları bile altından, şamdanları gümüşten dediğimiz böyle bir tasvirde kullanırken ayette kullanılan tabir zuhruftur. Bu nedenle zuhruf normalin de üstünde aşırı zenginliği ifade ediyor. Şimdi surede hitap onlara yöneliktir. Mekke'nin ileri gelenleri de zaten böyle bir tiplerdir. Dindar zenginlerdir yani. Mekkeliler dindar zenginlerdir. Yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah diyen ve aşırı zengin bir hayat süren adamlardır. Ve bu zenginliğin kaynağı da sömürüdür. Kabe'ye getirilen malların iç edilmesine dayalı bir sömürü sistemi var. Din, zenginlik, Allah, lüks hayat hepsi içe geçmiş vaziyette. Kur'an söylemi tamamen bunlara yöneliktir. Şimdi bunun tipik bir örneğini göreceksiniz Zuhruf suresinde. Surenin ismi de zaten oradan geliyor. Onlara sesleniyor. Evet. Hamim vel kitabil mubin. Açıklayıcı kitabın ayetleri, bu açıklayıcı kitabın ayetleridir. Veya açıklayıcı kitabın ayetleriyle başlar. Kitabil mubin, insana lazım olan her şeyi beyan etmiş olan kitap demektir. İçinde ne ararsanız bulacağınız Japon pazarı veya çeşitli dükkanı anlamında değildir. İşte matematikten fiziğe, bilimden astronomiye her ne ararsa Kur'an'da var. Her şey açıklamış çünkü. Deniliyor. Mübin kelimesi böyle anlaşılıyor. Halbuki bu doğru bir anlayış değil. Mübin kendini açıkça ifade etmiş ve insan hayatında bize lazım olan temel meseleleri beyan etmiş olan kitap demektir. Bir de söze dayalı açıklamalar demektir. Mübin. Aynı şekilde bu beyinat şeklinde de geçer Kur'an'da. Beyinat da söze dayalı açıklamalar demektir. Şimdi Kur'an'ın mübin olusu insanlığın temel ve kadim sorunlarına açık açık çözümler önermiş ve bunlara değinmiş olan kitap anlamına da geliyor. Neyi açıklamış? Yani insan hayatına lazım olmayan bir sürü eften püften ayrıntıya mı girmiş? Hayatta karşılığı olmayan şeyler mi söylemiş? Neyi beyan etmiş? Neyi açıklamış? İnsanların hayatında lazım olan şeyleri
Hem de evrensel bir kitap olduğu için, bütün çağlara seslenme iddiasında olduğu için, insanlığın öteden beri süre gelen kadim sorunları var. Yani Adem ortaya çıktığından bu yana, insanlık ortaya çıkalı 700 bin yıl olmuş, insan canlılığı ortaya çıkalı. Bunun son 50-60 bin yılında insanların zihninde Allah ve din fikri doğmuş. Ondan evvel Kur'an'ın tabiriyle anılmaya değer bir varlık olmadan üzerinden uzun yıllar geçmiş. Yani mağaralarda, ağaç kovuklarında birbirini yiyerek, çiğ et diyerek, rastgele yaşayarak, mağaralarda yatarak, yarı kıllı, yarı tüylü uzun yıllar geçmiş insanoğlunun üzerinden. Son 50-60 bin yılında Allah ve din fikri doğmuş, yani bir yaratıcı var falan diye. Böyle olmamamız lazım, birbirimizi öldürmememiz lazım. Aileler halinde yaşamamız lazım. Kan dökmememiz lazım. Fikri 50-60 bin yıldır var. Son 10 bin yıldır da işte yazılı tarih var. Duvarlara, bir yerlere yazılmış. Ateşin icadıyla filan. Şimdi bu tarih süreci içerisinde insanlığın en kadim sorunları neler? Baktığımızda insanlar ortaya çıktığından buna en temel mesele insanların birbirini öldürmesidir. İnsanların birbirinin emeğine, birbirine ait olan şeylere el koyması, çalmasıdır. Yani hırsızlıktır. Bir şey kazanıyorsun, bir ev yapıyorsun, adam seni geliyor, öldürüyor, evine el koyuyor. Katliam ve hırsızlık. İnsanların birbirlerini toplumda yanlış tanıtmalarıdır. Yani iftira atmaktır. Ve insanlar ilk çıktığından bu yana kadınlar ve erkekler şeklinde yaşadıkları için kadınların ve erkeklerin birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkiler yüzünden ortaya çıkan sorunlar, kavgalar ve katliamlar, cinayetler, türe cinayetleri, namus cinayetleri hale devam ediyor. Bunlardır. Yani zina etmektir. Rastgele ilişkiler içinde bulunmaktır. İnsanlığın en temel sorunları bunlardır. En temel hukuksal sorunları bunlardır. En temel siyasal sorunu eşitliktir. Yani insanlardan birileri diğerlerini aşağı görüyor. Mesela yüzü beyaz olanlar siyah olanlara diyor ki siz aşağı varlıksınız. Siz köle olarak çalışacaksınız. Biz yatacağız, siz çalışacaksınız. Kazandıklarınızı bize getireceksiniz. İnsanların içerisinden erkek olanlar dişi olanlara diyor ki dişi varlıklar aşağıdır. Siz bize tabi olacaksınız. Bizim kölemiz olacaksınız. İşte doğullar batılılara, kuzeyliler güneylilere. Daha sonraları giderek şu dinden olanlar öbür dinden olanlara. Aşağılama ve onları Allah'ın yeryüzündeki nimetlerinden mahrum bırakma. Bunun için imtiyazlar, sınıflar, sınırlar oluşturma. Irkçılık sorunu, eşitsizlik sorunu, açlık sorunu, öldürme, çalma sorunu. Bunlardır. Ha, şimdi bu kitap bunlar hakkında açıkça beyanlarda bulunan bir kitaptır. Hayatın sorunları bunlar olduğuna göre kendinin evrensel ve kutsal bir kitap olduğunu iddia eden bir kitabın bunlara değiniyor olması lazım. Eğer bu konulara değinmiyorsa bu kitap kadim insanlık sorunlarına bir parmak basmıyorsa, çözüm önermiyorsa bu kitabı kapatalım, hiç okumamıza bile gerek yok. Kaldıralım, atalım. Allah'ın kitabı olsa bile hiçbir işe yaramaz. Çünkü insanla ilgilenmiyor, insanın dertlerine açıklık getirmiyor. İşte Kitab-ül Mubin, insanlığın temel ve kadim sorunlarına açıklık getiren, onları açıkça beyan eden kitap demektir. İnna cealnahu Kur'anen Arabiyya. Muhakkak ki biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.
apaçık bir kitap yaptık ve insanlığın bu temel ve kadim sorunlarına açık bir Arapçayla anlattık. Peki niye Arapça olduğunu söylüyor? لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Umulur ki akledersiniz. Şimdi yeryüzünde 4500 tane dil var. Şöyle söyleyelim, absürt bir örnekle. Siz Allah olsanız nereden başlarsınız? 4500 tane kitap göndermek mümkün mü? Yani bir yerden başlayacaksın yani, bir yerden başlayacaksın. Bu 4500 tane dilin birinden insanlığa mesajınızı vermek için başlayacaksınız. 4500 tane dil konuşuluyor. Bunların içerisinden en kadim, en eski, insanlığın en merkezi yerinde duran, oturan bir dili seçerek onların içerisinde dürüst ve güvenilir bir kişi elçi yaparak insanlığa ne söyleyeceksiniz söylersiniz. Yani bir Arapça olarak belirmiş bu. Başka dillerde de olabilir. İlla Arapça olacak diye bir kural yok. Nitekim başka dillerde de elçiler gelmiş. Biz onların hepsini sana bahsetmedik diyor Kur'an. Onlara da selam olsun diyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bir rivayete göre 124.000 deniliyor. Yani her dil, kültür havzasına bir elçi mutlaka gelmiştir. Yani 4500 tane dil konuşuluyor dedim ya yeryüzünde. Bilin ki bu 4500 tane konuşulan dil havzalarına elçiler 4500'üne de gelmiştir. 4500, daha 124.000 var. Hepsine birer tane olsa 4500. Daha 15 katı lazım. Nerede bunlar? Bunlar kim? Bir rivayette geçenler kim? Kaldı ki 124.000 çokluktan kinaye olarak da anlaşılıyor. Yani sayısız derecede demektir. Şimdi elçilik kavramını biraz geniş anlamda kullanıyoruz. Elçi, Resul, Nebi, haber getiren, Kur'an'da öyle dar bir anlamda kullanılmaz. Geniş anlamda kullanılır. Mesela İbrahim'e elçiler geldiler. Lut'a elçiler geldiler. Bu adamlarla uğraşıp durmayın. Bunlar yola gelmez. Bunlar yoldan çıkmış. Gidin sizi dinleyecek olan topluluklara derdinizi, tebliğinizi yapın. Bunlar da bir gün Allah helak eder derler. Meryem'e elçi gelir. Bir yerden bir yere haber getiren, elçilik yapan kişi için kullanılır. Şu anda bile hala Arapça'da ana haberler başlarken elçi, enba, nebi kelimesi kullanılıyor. Enba'ul yevm diyor mesela. Günün haberleri. Günün nebilerinin, yani orada televizyonda nebi olmuş oluyor, spikerde nebi olmuş oluyor, yani haber veren. Bunları biz dini kavram olarak kullanıyoruz, yanına yaklaşamıyoruz. Adam orada her gün haberleri böyle başlıyor. Haber getiren demektir. Peygamber de Arapçasıdır, Farsçasıdır. Peygam haber demektir, ber de getirici demektir. Peygamber haber getiren demektir. Şimdi Kur'an-ı Kerim elçilikten ve nebilikten bahsediyor. Bak üç kavram daha var. Onlarla bunları karşılaştırın, elçiliği ve nebiliği ne olduğunu anlayacaksınız. Birinin elçiliğini yapmak, bir haber getirmek insanlara. İnsanlığın temel sorunlarıyla ilgili açıklayıcı haberler getirmek. Buna elçi diyoruz, haberci diyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda peygambere hitaben diyor ki, seni biz onlar üzerinde bekçi yapmadık. Hafiz, bekçi. Biz seni onlar üzerinde vekil yapmadık diyor. Bir de musaytir, zorba yapmadık diyor. Peygamberler bekçi değildir, elçi değildir, zorba değildir. Nedir? Bekçi değildir, zorba değildir, vekil değildir. Nedir? Elçidir ve nebidir. Üçü değildir, ikisidir. Ha ben elçi olarak geldiğim zaman sizin üzerinizde vekalette bulunamam. Yani sizin adınıza karar vermek, sizin adınıza düşünmek,
kişiyi yok saymak anlamına geliyor. Ben senin adına düşürüm, senin vekilim. Vekil. Sen her şeyini bana teslim ediyorsun. Aklını, fikrini, düşünceni, her şeyini bana veriyorsun. Senin adına ben düşünüyorum, karar veriyorum. Uyguluyorum. Peygamber'e bu yasaklanıyor. Dolayısıyla biz de din namına insanlar üzerinde vekillik taslayamayız. İnsanların günahlarını, fikirlerini, düşüncelerini bekleyemeyiz. Bekçilik taslayamayız. Yani bunları başıboş bırakmamak lazım. Ya davulcuya giderler ya zurnacıya giderler. Aman yanlış bir iş yaparlar diye böyle klasik anlayıştır bu yine. Devlet de öyle halka öyle bakar. Bekler yani bizi. Bekler. Biz neyin ne olduğuna karar veremeyiz. Bizim adımıza o düşünür. Vekalet eder. Bunlar peygambere yasaklanıyor. Sen diyor sadece bir elçisin, elçi. Gideceksin ve bunu haber vereceksin. Ey millet, sizi şöyle bir tehlike bekliyor. Ey millet, ileride sizin başınıza şunlar gelecek. Ey millet, doğru budur, yanlış budur. İnsanlığın temel ve kadim sorunlarıyla ilgili çözüm yolları da şunlarla ibarettir. Bu kadar kimseye zorbalık, bekçilik ve kara taslamak yok. Peygamberlik bu işte, elçilik bu. Şimdi peygamberin böyle olması istendiğine göre bize ne oluyor ki birçok konuda kalkıp insanlar üzerinde bekçilik ve vekalet taslıyoruz. Siz onun sakın kimseye bekçilik yapmayın. Düşünce bekçiliği, fikir bekçiliği, din bekçiliği. Siz onun sakın kimseye vekalet etmeye kalkmayın. Başkasının adına düşünmek, karar vermek, onu yok saymak, fikrini sormamak, iyi kötüyü doğru yanlışı ben belirlerim demek. Bunlar insanları hiçe sayan davranışlardır. Dikkat ederseniz, vekillik, zorbalık ve bekçilik. Evet, şimdi Arapça bir Kur'an olarak indirilmesi dillerden bir dil ve o dilin dünyası içerisindeki bir kişiyle birlikte başlaması, bu işe başlanması anlamına geliyor. Biz de öyle yaptık diyor. Kur'an birkaç yerde Arapça, birkaç yerde peygamber, Muhammed dört yerde, birkaç yerde Mekke kelimelerini kullanıyor. Buradan ne anlıyoruz? Buradan bu kitabın hangi dilde nereye, yeryüzünün neresine ve hangi şahsa indiğini gösteriyor. Mekke'de Abdullah'ın oğlu Muhammed adında bir elçiye Arapça olarak gelmiştir diyor. Ve bundan birkaç yerde bahsediyor. Kur'an'ın her yeri böyle şahıs isimleri, dere isimleri, tepe isimleri, yöre isimleriyle dolu değil Tevrat gibi. Nüfus kütüğü gibi insan isimleriyle dolu değil. Sürekli olarak ahlaki mesajlarla dolu. İnnehu muhakki o fi ummul kitab. Kitabın anasıdır. Ledeyna katımızda. Lealiyyün hakim ve o yücedir ve hakimdir. Allah yücedir ve hakimdir. Muhakkak ki o, bakın burada ümmül kitap, ledeyna, katımızdaki kitabın anasındadır. Ne o dedi? Arapça olarak inen Kur'an. Şimdi bir Kur'an tabirini kullandı, bir kitap tabirini kullandı, bir de burada ümmül kitap, ledeyna ümmül kitap, katımızdaki kitabın anası. Ummul kitab, kitab-ül mubin, Kur'an-ın Arabiyya. Bakın bunların hepsi Kur'an'ı tanımlıyor. Arapça Kur'an, apaçık kitap, kitabın anası. Şimdi Kur'an'ın kitap dediği şey, aslında tam Türkçe çevrildiğinde hitap anlamında kullanılıyor. Yani yazılı olan şey demek değil kitap.
Bizde, Türkçe'de yazılan şey. Kitap yazılmış ama zihne yazılmış. Zihinde yazılan şeye de kitap deniyor. Herhangi bir kağıda falan yazılmamış. Ama zihninde var mesela, bir şiiri zihninde ezberliyorsun. Yazılmıştır. Şiir de yazılmıştır ama kağıda dökülmemiştir ama zihninde satırları yazılır. Bu kitap da böyle bir şey. Kitap, daha genel bir tabir. Umru kitap, daha da genel bir tabir. Kur'an biraz daha özel bir tabir. Kur'an'ın Arabiyya biraz daha özel bir tabir. Yani genelden böyle özele doğru gidiyor. Mesela şöyle düşünün. Şimdi benim zihnimde düşüncelerim var. Bir söylemim var. Buna Türkçe'de ne diyoruz? Söylem diyoruz, söylem. Çeşitli söylemlerde bulunuyorum. Ve benim bu söylemimin bir esası ve özü var. Söylemin özü, savunduğum fikirlerin ana esasları. Ümmül kitap oluyor, savunduğum fikirlerin tamamı kitap oluyor. Yazmış olduğum 22 tane kitap da benim Kur'an'ım oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kağıda döküldüğü an, insanlara duyurulduğu an Kur'an oluyor, Tevrat oluyor, İncil oluyor. Belli bir tarihte, belli bir mekanda, belli bir şahıs üzerinden, belli bir dille Allah'ın zihnindeki söylem ve o söylemin ana özü yeryüzünün taşına toprağına bulanınca Arabistan'da Kur'an oluyor, Filistin'de Tevrat oluyor. Süleyman'ın dilinde Zebur oluyor. Buda'nın dilinde Vedalar oluyor. Zerdüşt'ün dilinde Avesta oluyor. Bak, hepsinin kitapları ayrı ayrıdır, bölgelere göredir. Ama bunların özü nedir? Teferruatını bir kenara bırakalım. Yani ümmül kitap, söylemin özü ne? İşin esası ne? Hepsi neyin etrafına dönüp dolanıyor? Hepsi aynıdır. Ritüelleri farklıdır. Deyişleri, duaları farklıdır. Ama insan davranışlarına hani neleri yasak görüyorlar mesela? Neyin yapılmamasını istiyor? Hepsi aynıdır. İnsanlığın temel sorunlarına getirdikleri çözüm nedir? İnsanların eşitsizliği, ırkçılık, açlık, yoksulluk, cinayet, hırsızlık gibi temel ve kadim insanlık sorunlarına ne çözüm getiriyorlar? Hepsi aynıdır. Önerdikleri cezalar farklı olabilir. İşte bu ümmül kitap onun katındadır. Onun katından bu söylemin özü, tarihin bir döneminde Tevrat, öbüründe İncil, öbüründe Kur'an olarak iner. Biri İbranicedir, öbürü Arapçadır. Ama söylemin özü onun katındadır diyor. Ana öz aynıdır diyor yani. Fî ummul kitâbi ledeynâ. Kitabın özü onun katındadır. Söylemin ana esasları ondadır. Ve bu Arapça Kur'an ondan gelmektedir. Sûreye giriş yapıyoruz ya, böyle genel söylemlerle sûreye giriş yapıyor. Neymiş bu söylemin özü, esası? Nedir? Genellikle Kur'an surelerinin girişleri her bir sure bir bildiri gibi olduğu için böyle ana esaslarla başlar, ana esaslarla bitirir. Efe nadribu ankumu zikra safhan en kuntum kavmen musrifin. Onlardan zikri onlar müsrif bir kavimdir diye
biz bu zikri hatırlatmaktan, örneklendirmekten vazgeçeceğiz. Onlar müsrif bir kavimdir diye biz bu hatırlatmaları, örnekleri vermemezlik mi edeceğiz? Böyle bir soru soruyorum. Efendim nedir bu? Örneklendirmeyelim mi? Ankum onlara ezzikra, zikri safhan parça parça, safhalar halinde en kuntum kavmen musrifin müsrif bir kavim idiniz diye. Yani şunu demek istiyor. Siz başkalarının sırtından geçinen, kendi emeğiyle yaşamayan, Kabe'ye getirilen, yoksullara verilmek üzere adanmış olan, hediyelere, paralara, zekatlara, infaklara el koyan, yani israf eden, tasarruf eden, onlara el koyan, sömürücü bir kavimsiniz diye biz bu hatırlatmaları size yapmayacak mıyız? Yapmayacağınızı mı sanıyorsunuz? Sizin bu gidişatınıza kimsenin bir şey demeyeceğini mi sanıyorsunuz? Diyor. Buradaki kavmen musrifun, bakın, kuntum kavmen musrifun, musrufin, pardon, musrufin, musrif kavim idiniz. Buradaki musrifin, tasarrufta bulunan demek. İsraf eden demek. İsraf da çokça saçıp savuran, harcayan demek değil. Başkasının emeğine el koyan demek. Tasarrufta bulunan demek. Tasarrufta bulunmak, el koymak. Türkçe'de bu Kur'an kavramı yanlış anlaşılıyor. Mesela kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbil musrifin. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeniz Allah israf edenleri sevmez. Bu da ne demek istiyor? Yiyiniz içiniz ama saçıp savurmayınız. Allah saçıp savurarak yiyip içenleri sevmez. Yiyin için de fazla yiyip içmeyin ya. Saçıp savurmayın. Her yemekten sonra bu dua, bu ayet okunur yemek dualarında. Halbuki bu şu demektir. Yiyiniz içiniz. Kendi alın terinizle ve emeğinizle yiyiniz içiniz. Başkasının içine el koyarak değil. Onu söylüyor. Kavmen musrifin de başkasının sırtından geçinen bir topluluk demektir. Mesela eğer bir halksa başka bir halkı sömürüyor. Eğer bir grupsa başka bir topluluğu sömürüyor. Eğer bir kişiyse başkasının sırtından geçiniyor. Kendi alın teriyle geçinmiyor. Kur'an'da alın teri ve yemek birinci değerdir insanoğlu için. Ondan daha başka bir değer yoktur. Çünkü ayette ne diyor? Leyse lil insani illa ma sa. İnsan için emeğinden başkası yoktur. Bu şu demek. Ne kadar alın terin var, ne kadar emeğin var, o kadar adamsın. Yoksa adam yerine konulmaz. Bir şeye sahip olmak için, şu benim demek için, söz söylemek için, iddialarda bulunmak için, onurunu korumak için alın terin olmalıdır. Bu yoksa kusura bakma. Öyle yatarak, başkasının sırtından geçinerek, yoksulun fukaranın hakkına el koyarak, dincilik yaparak, Allah kitap peygamber diyerek, bunlar üzerinden mal yiyerek, haysiyetli ve şerefli bir topluluk ve kavim olamazsınız. Mekke'deki Kureyş kabilesi, Kabe'ye getirilen, yoksullar için adanan mauna el koyarak zenginleşmiş bir kabileydi. İşi gücü buydu yani, başka bir şey yok. Şu anda da aşağı yukarı öyle, işte 3 milyar hacı gidiyor, Suudi prenslerini zengin ediyor. Adam işte geçen gün öldü, Suudi Arabistan prensi. Efendim? Evet. 20 milyar dolar parası var. 35 tane karısı var. 35. 75 tane çocuğu var. Şimdi bu adam peygamberin yurdundaki peygamberin yurdunun
Peygamberin yaşadığı, soluk alıp verdiği, savaşın verdiği Mekke'nin, Medine'nin kralı. Yani peygamberin yurdunda mutlak monarşi var. 21 dolar para kenzetmiş, 35 tane karısı olan bir adam kral. Peygamberin mezarının olduğu şehirde. Şu hale bak. Kur'an'ın indiği beldelerde böyle bir yönetim var. Şimdi bunun aynısı işte. Ebu Cehil de işte kral Fahd gibi falan birisiydi. Böyle namaz kılan, dindar, çok parası, çok karısı falan olan bir adam. Araplarda da böyle bir şey var yani. Paran çok değilse, karın çok değilse adam yerine konulur. Adam parası yok, üstelik de bir de bekar. Adam değilsin yani. Git ağırda yat yani. Muhatap alıp da kimse konuşmuyor. Muhatap alınmak için kaç lirası var, bir de kaç karısı var. Buna bakıyorlar. Bir tane ise idare eder. Hatta 3-4 tane karısı olmayan şehadetini kabul etmiyorlar. Böyle bir cahiliye geleneği var. Peki hocam, prenses gelirse, yani kadın olursa gelirse, hadi diyelim ki kralın erkek çocuğu yok. Kız çocukları var. Kraliçe. Evet. O hiç şimdi ataerkil bir toplum, o tür bir gelenek yok. Evet. Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelin. Nice nebileri daha önce gönderdik. Ve kem nice erselna elçi olarak gönderdik. Min nebiyyin nebilerden fil evvelin. Evvelki tarihlerde. Ama belki tarihlerde nice nebileri elçi olarak gönderdi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Hiçbir nebi yoktur ki وَمَا يَأْتِيهِمْ onlara geldiğinde kendisiyle alay edilmemiş olsun. وَمَا يَأْتِيهِمْ onlara gelmemiştir. مِنْ نَبِيٍّ habercilerden, nebilerden illa ancak şöyle gelmiştir. Kânû bihî yestehzîûn. Onunla alay edilmesi şartıyla. Yani Arapçada şu illa şey böyle bir cümle şey var. Bu Türkçede yok. Bundan öncesi ve sonrası diye iki ayrılır. Şöyle 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 olmuştur. Ancak şu hariç. Şöyle şöyle olmuştur ama ancak şu şartla diye çevrilir. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَب۪يِّنْ nebilerden onlara gelmemiştir ki illa ancak كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ onunla alay edip durmuş olmasınlar. Kendisiyle alay edilmeyen hiçbir peygamber gelmemiştir diyor. Bir elçi, bir nebi geldiğinde kesinlikle ne olmuştur? Yestehziun. İstihza edilmiştir. Yani alay edilmiştir. Peki neyle alay ediyorlar? Peygamber ne söylüyor ki alay ediyorlar? İşte bugünkü gibi, bugünkünün aynısı. Eşitlik olacakmış. Efendi köle kalkacakmış. Zenginlerle yoksullar eşit hale gelecek. Tek eşlilik olacakmış. Diyorlar böyle katıla katıla giriyorlar göbeklerini tutakta. Alay ediyorlar. Olacak iş mi bunlar? Yani bunlar olacak işler değil. Bugün de bunların hepsine aynısı söyleniyor. Ben diyorum ki şu beş şey eşit hale gelmedikçe bu memleketin bu memleket ayağa kalkamaz. Bu Anadolu coğrafyasından, Türkiye'den bahsediyorum. Müslümanlarla gayrimüslimler eşit olacak. Alevilerle Sünniler eşit olacak. Türklerle Kürtler eşit olacak. Kadınlarla erkekler eşit olacak. Zenginlerle yoksullar eşit olacak.
Bunlar insanlığın kadim sorunlarının Türkiye'deki iz düşümleridir. Dinlerinden, mezheplerinden, kavimlerinden, cinsiyetlerinden ve mülkiyetlerinden dolayı insanların aşağılanması sorunu. 50 bin yıllık sorundur. Bunların da Türkiye'deki iyi düşümü bunlardır. Şimdi bu kitap bunlara bir şey söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyor. Hem de en esastan böyle, damardan şeyler söylüyor. Şimdi ben bunu söylediğim zaman, kardeşim şu ana kadar muhafazakarından, laikinden, ulusalcısından, Kürdünden, Kürt ağalarından ne kadar insan gördümse, hatta en son böyle artık solculuktan ümidini kesmiş falan tipler de buna katılmaya başladı. İlk dördüne zar zor ikna oluyorlar ama beşincisine geldiği zaman alay ediyorlar. Ya zenginle yoktur, nasıl eşit olacak ya, sen ne diyorsun kardeşim ya? Sen ne diyorsun ya? Yani herkes, o zaman sabahleyin kalkalım, 4 tane peynir, 5 tane zeytin, 1 dilim ekmek. Bu mu yani? Şimdi anlaşmışçasına hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya siz bunu bir yerden ders falan mı gördünüz? Bunlara itiraz etmek için böyle şeyler bulalım diye. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi eşitlikten bunu anlıyor. Sabahleyin kalkıp 4 tane zeytin, 4 dilim ekmek, 5 tane zeytin. Eşitliğin bu olduğunu sanıyorlar. Böyle olduğu zaman eşitlik olacak. Kardeşim eşitlik demek imtiyazların kalkması demektir. Yeryüzünde herhangi bir kulun herhangi bir kuldan farklı olarak imtiyazı yoktur. Yani ayrıcalığı yoktur. Bu her açıdandır ama. Boğaz'da hep zenginler oturacak diye bir şey yoktur. Başkaları da oturabilmelidir. Yani onun ailesinden öbürüne geçiyor, sonra öbürüne geçiyor, sonra öbürü geçiyor. Adam 800 yıldır Boğaz'da oturuyor. Öbür adam geliyor Muş'tan 20 yıldır İstanbul'da daha Boğaz'ı görmemiş. Oralara giremiyor bile. Oraların sokağından bile geçemiyor. O da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. İşte bu ayrıcalıktır, işte bu sınıftır. Sınıf nedir? Nesilden nesile devam eder. Bir nesilde kalmaz, öbürünü aktarır. Ayrıcalıklar zincirleme devam eder. O zaman orada sınıf var demek. Allah'ın nimetlerinden Allah'ın bütün kulları yararlanacak kimseye yönetme ayrıcalığı, nimetlerden yararlanma ayrıcalığı, hükmetme ayrıcalığı verilmeyecek. Önce bunu bir sağla, bu biçimsel eşitliktir. Böyle hukuk önünde biçimsel eşitlik. Haklar söz konusu olduğu zaman Müslüman, Hristiyan, erkek, kadın, zengin, yoksula bakılmaz. Biz bu eşitlikten bahsediyoruz. Sonra insanların eğitiminin, kültürünün aynı hizaya girmesi, kullandıkları mal, mülk, metanın birbirine yakınlaşması, aradaki uçurumların kaldırılması gibi sürece yayılacak olan eşitlikler söz konusu olabilir. Evet. Alay ediyorlardı. Bu alay hala devam ediyor. Fe ehlekna. Helak ettik. Eşeddu minhum batşan. Onlardan daha güçlü ve kuvvetli olanlar. Ve maza meselul evveli. Evvelkilerin örneği geçti. Yani geçmiş çağlarda bu Kabe'ye hükmeden Taife'den daha güçlü, daha eşek ve batça kuvvetli demek. Eşek de şiddetli demek. Onlardan daha şiddetli, onlardan daha güçlü, daha zengin. Daha silahları çok, daha nüfusları kalabalık, daha servetleri, altınları, zührüfları fazla olan nicelerini helak ettik. Geçmiş bunun örnekleriyle dolu.
ve meza mazi meselul evvelin, evvelkilerin örneğiyle dolu. Bu ne ki daha bu Kabe'dekiler ne ki? Bunlar bir başka bir ayette geçtiği gibi kabile döküntüsü bir güruhtur diyor. Kabe'dekiler için. Dünya tarihinde nice nice güçlü kuvvetli imparatorluklar, ülkeler, topluluklar ne olmuşlardır? Ne olmuşlardır? Ehlekna, helak ettik. Şimdi buradaki helak kelimesi fe ehlekna, helak kelimesi Kur'an dilinde bir sel felaketine maruz kalmak, deprem sarsıntısıyla çoğunun ölmesi, yıldırıma maruz bırakılma olabileceği gibi, yani doğal afetler olabileceği gibi sosyal hadiselerle de yaşanan çöküşler olabilir. Mesela güçlerini, kuvvetlerini kaybetmeleri. Bir toplumsal altüst oluşla veya devrimle yok olmaları, istilaya uğramaları, maruz bırakılmaları, memleketlerinin yabancı güçler tarafından ele geçirilmesi, esaret altına girmeleri, zillete düşmeleri. Bütün bunlar helak kavramının içinde değerlendiriliyor. Le'in se'eltehum, eğer onlara sorsam, bakın, se'eltehum, onlara, onlar en yakın kimse oraya gider. Yani şu mazide örneklerini verdiğimiz, onlardan daha şiddetli ve daha güçlü olanlarla beraber bunların hepsi onlar oluyor. Yani Kabe'dekilere. Kabe'nin benzeri olarak geçmiş tarihte onlardan daha güçlü ve daha şiddetli oldukları halde helak olanlar, onlara hep sorsaydın, ve in se'eltehum, onlara sorsaydın, men halega semavati vel arz, yeryüzünü ve gökleri kim yarattı? Le yegulünne, hiç şüphen olmasın, kesinlikle ve de kesinlikle diyeceklerdi ki, bakın bu le harfi, yegulu derler demek, diyorlar, derler. Le yegulu muhakkak derler. Le yegulünne, hiç şüphesiz muhakkak kesinlikle ve kesinlikle derler ki. Yani bunda şüphe yok yani. Böyle diyeceklerinden en ufak bir şüphe yok. Bunu ifade etmek için cümlenin hem başında le diyerek sonra da şedde koyarak lünne diyerek, buradaki çift okuma lünne, lünne dediğin zaman vurgu yapmış oluyorsun. Yani bunu diyeceklerinde hiçbir şüphe yok yani. Anlamı geliyor. Yerleri ve gökleri kim yarattı dersen hiç şüphesiz, hiç şüpheniz olmasın ki %100, %99,9 değil, %100 şöyle diyeceklerdir. Halakahunne, onları yarattı. El azizul alim, alim ve aziz olan bir güç yarattı. Ellezî, öyle aziz ve halim ki, ceale lekumul arda mehda, o yeryüzünü sizin için döşek, beşik yaptı. Evet. Şimdi bakın burada el aziz, el alim. Alim her şeyi bilen demek. El aziz de karşı konulmaz bir güce sahip olan demek. Demek ki yerleri ve gökleri kim yarattı desen, onlara sorsan, karşı konulmaz bir güce sahip olan ve her şeyi bilen yarattı derler. Şimdi burada el aziz ve el alim sıfatlarıyla geçiyor. Kur'an'ın başka yerlerinde bu kalıptaki ifadeler, yerleri ve gökleri kim yarattı desen Allah derler. Le yekulünne Allah diye geçer. Burada ise el azizül alim diye geçiyor. Allah'ın aziz ve alim olduğu ön plana çıkarılıyor. Hemen sonrasında da söz devam ettirilerek, şimdi bu Kabe'ye çöreklenmiş olan güruhun ve onlardan önce
nice güçlü, daha şiddetli olup da helak edilen toplulukların, ülkelerin, rejimlerin, sistemlerin söylediği sözler. Demek ki onların hepsi Allah diyorlarmış ve Allah'ı tanıyorlarmış. Kim onlar? Güçlü, kuvvetli oldukları halde helak edilenler. Allah Allah. Kur'an Allah'a inananların helak edildiğini söylüyor. Öyle mi? Evet, böyle. Buyurun. Ondan evvel nice güçlü, kuvvetli olanlar yerleri gökleri kim yarattı dedikleri halde helak edildiler diyor. Yani Allah'a inandıkları halde helak edildiler diyor. Ha, demek ki Kur'an'ın meselesi inanma meselesi değil. Eğer onlar yerleri ve gökleri aziz ve alim olan birisi Allah yarattı dediğinde bunu söylemenin kendisi bir kıymeti harbiye ifade etseydi bu helak olmazdı. Ve Kur'an bunlara bu şekilde kızmazdı. Demek ki mesele başka. O zaman mesele ne? Mesele ne? Kur'an'ın meselesi insanları inandırma meselesi değildir arkadaşlar. Bak inandıkları halde helak olmuşlar. Şimdi bakın meselenin ne olduğunu anlatacak. Ellezî, o Allah ki, yani o alim ve aziz olan ki, ceale lekumul arda mehda. Mehda, beşik demek. Bir çocuğun sallandığı beşik. Den mülhem olarak, yeryüzünü sizin için, içinde uyuduğunuz, büyüdüğünüz beşik yaptı. Tasvire geçiyor. Ve ceale lekum fiha, orada sizin için yaptı sübülen yollar. Leallakum tehtedûn. Umulur ki bunlara bakarak yolunuzu bulursunuz. Sübülen yol demek, tehtedû yolda yürümek demek. Ama buradaki tehtedû manevi anlamda yolda yürümek demek. Yani hayat yolunu bulmak demek. Bununla bunun ne alakası var? İşte yol demek. Yeryüzünü sizin için beşik yaptı ve orada yollar yaptı. Umulur ki doğru yolda gidersiniz. Şimdi bu ne demek şimdi? Bunu niye anlattı? Bunu neden anlattı? Onlar diyorlar ki yerler ve gökleri kim yarattı dersen Allah derler. Ha, şu yüzüne yaşadığımız yeryüzünü, bize beşik gibi kılınan bu yeryüzünü, bir sürü yollar yapılmış. Gidiyoruz, geliyoruz. Allah bize vermiş. Yollar seyahat için kullanılır. Bir, bir yerden bir yere gitmek için kullanılır. İki, ticaret için kullanılır. Üç, arz. Arz aynı zamanda toprak demektir. Bir tarım çağında arz kelimesi, toprak, yeryüzü temel ve ana üretim aracıdır. Toprak ve toprağın üzerindeki yollar. Bütün bunları bir beşik gibi Allah size verdi. Allah'ın nimetlerini sıralıyor şimdi. Genellikle Kur'an'da bugünkü çağ bir tarım toplumu olduğu için ya topraktan bahseder, ya gökyüzünden yağan yağmurdan ve yerden biten nebatlardan bahseder. Rızık. Çünkü toprak en büyük üretim aracıdır ve rızık kaynağıdır. Ya insanlardan bahseder. Köleler. Kölecilik. Veya hayvanlardan bahseder. En büyük zenginlik kaynağı. Toprak, hayvanlar ve insanlar. Bunlardan bahsetmesinin sebebi bunların yaratıcısının bir Allah olduğunu göstermek değil. Zaten adamlar kim yarattı bunları desen Allah diyorlar. O zaman bunları niye gösteriyor? Bunların mülkiyetinin, mülkünün Allah'a ait olduğunu, bunlara sahiplenmemeleri gerektiğini, bunların aralarında ortaklaşa paylaşılmaları gerektiğini vurgulamak için. Bütün mesele bu. Bakın devam ediyor şimdi. Neden bahsedecek? Ellezî, o Allah ki, o aziz ve alim olan Allah ki, o yerleri ve gökleri yarattı dediğiniz Allah ki, nezzele mine semâi mâen bi kaderin. Gökyüzünden
ölçüyle su indiriyor. Yani yağmur yağdırıyor. Bu su da bir kaderin ölçüyle iniyor. Nasıl ölçüyle iniyor? Yağmur başlıyor. Kağıthane'deki evleri su basıyor. Belediyeler hareket ediyor. Aha yandık. Trafik yine alt üst oldu diyoruz. Fakat tam böyle işler Arap saçına dönüp her şeyin mahvolacağı bir sırada bakıyorsun küt diye kesiliyor. Bir hafta boyunca aralıksız bardaktan boşanırcasına yağmur yağdığını gördünüz mü? Yağmur yağıyor, evleri seller basıyor. Dördüncü, beşinci kaşlara ulaşıyor sular. Her yere böyle sel götürüyor. Yağmur da hala yağmaya devam ediyor. Böyle bir şey gördünüz mü? Eğer böyle bir şey varsa helak kararı verilmiş demektir. Böyle bir şey olmuyor. Kader ile, ölçü ile iniyor. Bir. İkincisi yağmurun yağması demek. Toprağın yeşermesi, baharın gelmesi, çiçeklerin açması, ağaçların meyveye durması, rızıkların böyle dallardan meyvelerin sarkması demektir. Çünkü yeryüzündeki, topraktaki bütün rızalar, rızıklar gökten gelen yağmurla beslenmektedir. O olmasa yeryüzünde hiçbir gıda olmayacaktır. Bu da ölçüyle iniyor. Yani bu ölçü şöyle bir şey. Yeryüzünü bir evirip çeviren var. Her şeyi bilen ve her şeyi gücü yeten var. Siz Allah'a inanıyorsanız bunu Allah deyin. İnanmıyorsanız doğa deyin. Fark etmez. Bir evirip çeviren bir şey var yani. Gece ve gündüz var. Bir yağmur yağması, bulutların gelmesi. 12 saat gece, 12 saat gündüz böyle bir nizam, intizam, bir kozmoz var. Bunu kim yapıyor? Bu ölçüyü kim ayarlıyor? Niye dünyada kadınlarla erkeklerin nüfusu %50'ye 50, %49'a 50? Türkiye'de mesela 200-300 bin arada fark var. Kadın erkek cinsiyet şeyi hep aynı gidiyor. Anaların rahmindeki çocukların erkek mi dişi mi olacağına karar veren var. Bir karar veren var. Ağaçlardan ne kadar meyve geleceğini, derelerden ne kadar su akacağını, gökten ne kadar su yağacağını, hangi toprağın verimli, hangi toprağın verimsiz olacağına karar veren bir güç var. İşte ölçüyle yaratma dediğimiz şey bu. Ben şuna inanırım. Bir Müslüman da böyle inanması gerekir. Ana rahminde bir çocuk rahimde oluşmaya başladığı andan itibaren, ana rahminden doğduğu andan itibaren değil, çocuk rahme düştüğü andan itibaren, çünkü anadan gıda alıyor, içeride başlıyor yani beslenme, insanlıkta bir tane böyle bir nüfus artışı, yeni bu çocuğun doğmaya başlaması söz konusu olduğunda bilin ki bir üzüm bağında sarkmakta olan siyah üzümlerden bir tanesi fazla gelmeye başlar. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Böyle bir denge vardır yani. Ana rahmine çocuk düşer, üzüm salkımından bir tane üzüm fazla gelir. Onun için. Böyle bir denge vardır. Eğer insanoğlu dokunup da bu düzeni bozmazsa, hakça ve adaletçe bir eşitlikçe bir bölüşüm söz konusu olursa hiçbir sorun yoktur. Doğada ve insanlıkta, nüfus sisteminde falan açlık, ırkçılık hiçbir sorun olmayacaktır. Ama insanlar aşağılıyorlar, aç bırakıyorlar, oraya buraya saldırıyorlar, biriktiriyorlar. Bundan dolayı dengesizlik ve eşitsizlik ortaya çıkıyor. Şimdi bunları sıralıyor. Şu doğal düzene bir bakın. Biraz evvel yeryüzü dedi, yeryüzünü beşik yaptık dedi, yollar yaptık dedi. Şimdi gökyüzünden ölçüyle su indiriyoruz dedi. Ve enşerna bihi beldeten meyta ve onun ile ölü beldeleri diriltiyoruz.
ölü beldeler. Beldeten meyta. Ölü topraklar, ölü bel neyle? Yağan yağmurla. Toprak bitiyor. Yağmur olmasa kuraklıktan her yer ölür. Ve kezalike işte böyle tuhracune. İşte bu şekilde siz de çıkarılacaksınız. Yani sizin ölü kalplerinizin diriliş de böyledir. Siz öldükten sonra dirilmeniz de, sizin öldükten sonraki dirilmeniz de böyledir. Yani bu illa toprağın altından dirilme değil. Yaşayan ölülerin dirilmesi de böyledir. Şehirlerin dirilmesi de böyledir. Şehirlerin dirilmesi, insanların dirilmesi neyledir? Bu dirilmeden ne örnek gösteriyor? Yeryüzündeki toprağın, o topraktan giden yolların, gökten yağan yağmurun, bir yerden biten nebatın ölçüyle olması, bir kader ile olması ve bu ölçü düzenine, bu doğal düzene dokunmadığınız zaman, buna uyduğunuz zaman ölürken dirileceksiniz. Eğer bir kişi ise bunu yapan kişi dirilecek. Eğer bir belde ise, bir ülke ise onlar dirilecek. Diyelim ki buradaki belde üzerinde yaşadığımız topraklar olsun. Anadolu toprakları, Mezopotamya, Türkiye, beldeten meyta. Ölmüş bir belde nasıl dirileceğini gösteriyor. Kurulan bir doğal düzene döneceksiniz. Bu düzeni alt üst etmeyeceksiniz. Doğal düzenin nasıl kurulacağının yollarını da zaten uzun uzun açılıyor. Nedir? Ortaya konan ölçülere, yani sizin size verilen ölçüye rıza göstereceksiniz. İhtiraslarınızın peşinden gitmeyeceksiniz. İhtiyaçlarınızı karşılıktan sonra biriktirmeyeceksiniz. Başkasının hakkına üzerine tasarrufta bulunmayacaksınız. Yukarıda geçti. El koymayacaksınız. Bütün bunlar insanların ölüyken dirilmesi, beldelerin ölüyken dirilmesi anlamına geliyor. Vellezî, yine öyle bir Allah ki doğal düzeni anlatmaya devam ediyor. Ne yapmıştır? Halakal ezvaca kulleha. Her çiftten onların hepsini çift çift yaratmıştır. Halakal ezvaç, çiftler var etmiştir. Her şey çift çift işte. Erkek dişi olarak doğadaki var olan şeylerin çift halinde yaratılması. Ve ceale lekum minel fulki. Sizin için gemilerden gemiler yaptı. Fulk gemiler demek. Yani nasıl ki karaların üzerinde yollar var, denizlerin üzerinde de gemiler gidiyor. وَالْعَنْعَامُ Hayvanlar, bakın hayvanlar. وَمَا تَرْكَبُونَ Biniyorsunuz, onların üzerine biniyorsunuz. Üzerine bindiğiniz hayvanlar yaptı. لِتَسْتَعُوا عَلَى ظُهْرِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ Onların sırtlarına, üzerlerine bindiğiniz ve Allah'ın nimeti olarak onları hatırladığınız, sırtlarında sizi götürenleri size nimetler olarak, çiftler olarak verdi. İza isteveytum aleyhi ve tekulu subhanellezi sahhara lena. Onlar bu şekilde nimetleri gördükten sonra şöyle derler. Bütün bu nimetleri bize amade kılan Allah ne yücedir. Hâzâ ve mâ kunnâ lehû mukranîn. İşte bu onun için ona yakınlaşma vesilesidir. Eğer bu nimetleri anarsanız onun yakınlarından olursunuz.
Şimdi yukarıda sayılan nimetler, bakın, enam, hayvanlar, gemiler, çiftler, ondan sonra gökte yağan yağmur, ölçüyle yağan yağmur, daha yukarıda yeryüzünün bir beşik haline getirilmesi ve üzerinden akıp giden yollar. Ve inna muhakkak ki biz ila Rabbina le munqalibun. Muhakkak ki ona döndürüleceğiz. Şimdi bu nimetleri anlayanların, bu doğal düzeni kavrayanların söylemesi gereken sözleri söylüyor. Bütün bunlar size verildiğine göre söylemeniz gereken, yapmanız gereken şeyler bunlardır diyor. Ve cealû, buna rağmen yaptılar lehu min ibadihi cüz'a. Şimdi bu nimetleri sıraladıktan sonra başka bir bölüme geçiyor. Burada bitiriyoruz. Konu olarak değişiyor konu. Onu da söyleyelim. Ve cealû, yaptılar lehu, onun için min ibadihi, onun kullarından cüz'a, parça yaptılar. Bütün bunlar Allah'ın onlara vermiş olduğu nimetler olmasına rağmen onlar tuttular. Bakın, min ibadihi, onun kullarından cüz'a, Allah'ın bir parçası yaptılar. Onun kullarını Allah'ın parçası yaptılar. Kimini? Kullarını. Bakın, ibadihi, kullarını. Yani Allah'a şirk koştular. Allah'ın bir parçası ne demek? Ona Allah'lığı atfetmek demek. Müşriklerin şirk dediği şey tahtadan, taştan yontular değildi. İbadihi, kullarla ilgiliydi. Yani Kabe'nin halini düşünün. Kureyş kabilesi var, Kubeleş kabilesinin kurucuları var, kahramanları var, komutanları var, velileri var, evliyaları var. Bunların resimlerini Kabe'nin içine, dışına, Mekke'nin, Medine'nin, Arabistan'ın değişik yerlerine asıyorlardı. Ve onların Allah gibi tapınıyorlardı. O kadar yüceltiyorlar, o kadar yüceltiyorlar ki Allah'la aralarında aracı olduklarını iddia ediyorlardı. Kiminin melek olduğunu, kiminin Allah'ın kızı olduğunu, kiminin Allah'ın oğlu haline geldiğini söylüyorlardı. Eski Roma'da Sezar en sonunda kendini tanrı olduğunu ilan etti. Önce bir cumhuriyet generaliydi. Sonra başa geçti. Orayı fethetti, burayı fethetti. Galya'nın fethinden sonra da kendini tanrı ilan etti. Ne demek bu? Zaferler kazandıkça, kan döktükçe, fetih yaptıkça, başkaları üzerinde gücünüzü kanıtladıkça ve insanları korkuttukça onların gözünde tanrılaşıyorsunuz. Tanrı'nın oğlu oluyorsunuz. En son Tanrı'nın kendisi oluyorsunuz. Şimdi Kureyş kabilesinde de buna benzer bir şey var. Bunlar Kureyş'in ileri gelen adamları. Lat, geçmişte yaşamış yaşlı bir otorite. Uzza, Kureyş için savaşan, elinde kılıç sallayan kahraman komutan Kureyş'ti. Menat da para yardımında bulunan, insanlara gelene geçene su dağıtan, yardım eden bir adam. Bunlar daha sonra put haline geliyor. Bunlar üzerinden sembolize edilerek putlaştırılan şey adamların kendisi değil. Çünkü onlar yoksa gitmiş onlar. Onların isimleri, yani otorite, güç ve para put hale geliyor. Asıl taptıkları şey bu. Onu o gün onlar temsil ettiği için o isimlerle anıldılar. Onların ismi üzerinden kaldı bu iş. Dolayısıyla arkadaşlar, putlar, günümüzde putlar, otoriteler, güç sahipleri ve para sahipleri ile ilgilidir. Günümüzde putlar, sınırlar, sınıflar, bayraklar, ülke kurucuları, veliler, evliyalar, yüceltiler, ibadihi, kullar ile ilgilidir. Bu kulların cüz haline getirilmesi, Allah'tan bir parça yapılması ile ilgilidir.
yükselte yücelte yücelte Allah'tan bir parça haline getiriyor. Kutsallaştırıyor, dokunulmaz haline getiriyor. Tabii canım, her yer onlarla dolu. Allah'ın bütün vasıflarında başlayan liderimiz. Evet. O da var, başkaları da var. Sadece o değil ki. Dünyanın her yerinde var. Şimdi putçuluk her kesimde vardır. En gizli, en haince, en ahlaksızca olanı yerleri ve gökleri Allah yarattı diyenlerdedir. Allah ile kandıran. İşte hem Allah diyor, hem de put ediniyor. Öbür adam hiç olmaz Allah demiyor, bir putu var. Ama sen Allah diyorsun, la ilahe illallah diyorsun, hem de bir put ediniyorsun. Hem Kabe diyorsun, hem de Kabe'nin içine liderlerin resimlerini asmışsın, onlara tapıyorsun. Onları Allah'la bir parça haline getirmişsin. Arkadaşlar 15 ayet okuduk, 16. ayette kaldık. Zuhruh suresine devam edeceğiz.